Merhaba, Instagram İnci Yeşil Yurt veya İnci Yeşil Yurt official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Elif. Elif bakalım neler yaşıyor? Bizle paylaşmak istediği, çözüm aradığı, hayat içinde ne problemleri var? Hep birlikte dinleyeceğiz. Elimizden geldiğince öneriler sunacağız. Evet. Rumuz Elif çalıyor şu anda. Evet. Bekliyoruz. Efendim? Merhaba, Rumuz Elif'le mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Aa, merhaba İnci Hanım. Peki, görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet. Elif'ciğim, seni biraz tanıyabilir miyim? Kaç yaşındasın? Evli misin? Bekar mısın? Evliyim. Bugün hatta doğum günüm 30. Alo? Alo? Heh, duyuyorum şimdi. Bugün doğum günün galiba. Evet, bugün doğum günüme denk geldi. Maşallah. 35 yaşındayım. Nice yılların olsun inşallah. Nice 35 çok teşekkür sağlıklı ediyorum. Senin olsun inşallah. Ne kadarlık evlisin Elifciğim? 13 senedir evliyim. Çocuk var bir mı? Bir oğlum var. Allah 5 bağışlasın. Yaşında. Allah bağışlasın. Peki, amin. Ben seni biraz dinlemek istiyorum. Ne yaşıyorsun Elifciğim? Ya benim genel olarak biraz mutsuzluk mu var diyeyim, yani eşimle hani severek evlendik, hatta kaçarak evlendik diyeyim. Evet. Hani beni memnun etmeye çalışıyor. Evet. Bazen hani gerginlik falan, yani herkes de oluyor. Onlar da aslında normal görüyorum ama evet. Bazen de çok normal geçen bir hayatımız var. Eşim biraz tamam. Hani bazı özel şeylerden biraz anlamaz diyeyim. Yani nasıl anlamaz özel şeylerden dediğin? Hani duygusal açıdan biraz eksik gibi, yani bilemiyorum. Ne gibi? Bana O biraz konu örnek verebilir misin? Mesela şu olması lazım İnce ablacığım, bu yok. Mesela hani hiç ince fikirli değildir. Hani eşler insanız, yani bayanız diyeyim. Biraz ilgi bekliyoruz. Hani özel günler, mesela bugün doğum günüm. Evet. Tabii ki hani bir hafta önceden diyeyim. Önceden düşünmüş, hani hediye falan almış. Çok güzel bir şey. Evet. Ama insan hani ne istiyor, ona da hani konuştum, hatta söyledim. Bazen doğum günlerinde veya evlilik yıl dönümlerinde hani özel olduğunu insan bilmek ister ya. Öyle şeyler yapmazdı. Hani ilk defa yaptı böyle bir şey. Ben de hani dur, çok Elifciğim, sevindim. Dur. Tam anlayayım ki sana da yardımcı olayım. Şimdi evet. Bir hafta önceden senin hediyeni almış. Evet. O beklediğin güzel. O özel şeyi bana tam anlat. Yani duygusal olarak mesela hediyeyi veriyor ama buyur diyor, bunu sana aldım diyor. Hatta eşime de dedim mesela, bir sarıl bir öp de ki hayatımda iyi seneler de mesela. Eşin sana hiç İlla, sarılıp öpmez mi? Yani öyle özel günlere hediye aldığında bile mesela verirken normal düz bir insan gibi verir, sarılmaz hani. Başkaları dahil birbirimize hani sarılırken özel gün diye. Evet. Eşim pek öyle şeylerden anlamaz. Onu demek istiyorum. Hayır. Özel günler dışında eşin sana sarılır mı? Sarılıyor ama çok nadir. Yani bir şey olursa, normalde bir şey olmazsa pek sarılmaz. Ne olursa sarılır? Kutlama gibi diyeyim. Kutlama? Yani... Kutlama derken? Yani bir şey kutlamasında falan sarılır ama hani özel günler normalde sarılmaz. Peki sen eşine bu sıkıntını anlattığında ne cevap veriyor? Sen diyor çok fazla ilgi şey bekliyorsun diyor. Herkes diyor sen gibi değil diyor bazen. Nereden biliyormuş herkesi? Abartıyorsun diyor. Hı hı. Çocuk gibi diyor, sürekli senle mi ilgileneyim diyor. Benim de kendime göre sıkıntılarım oluyor diyor. Peki onun kendine göre olan sıkıntılarını paylaşmaz mı seninle? Yani paylaşıyor ama biraz içine kapanık eşim. Hı hı. Peki eşin kendi işine mi yapıyor? Eşimle biz beraber aslında çalışıyoruz. Sürekli de yan yanayız. Bazen diyorum acaba sürekli yan yana olduğumuzdan mı böyle sıkıntı oluyor? Yok, alakası yok. Peki sen bu isteklerini eşine söylediğinde, sana abartıyorsun dediğinde şunu diyebilirsin.
abartıyor olabilirim, olmayabilirim ama yani konumuz bu değil. Ben senin özel günlerde veya ara ara, çünkü seni o kadar seviyorum ki sarılmandan çok hoşlanıyorum. Evet, söylüyorum. Paylaşıyorum ben sürekli öyle Ne şeyleri. diyor? Ya hep aynı şeyi söylüyor. Hep bir ilgi göstermem lazım diyor. Arada diyor hani böyle de olabilir diyor Yok, ama yani sürekli anlayamadım buraları. Telefonu kendinden mi uzaklaştırıyorsun konuşurken? Anlayamadım. böyle. Hoparlörü almıştım da pardon. Diyor ki abartıyorsun diyor. Hani bazen diyor olabilir diyor. Hep diyor canım cicim olacak hali yok ki diyor bazen de. Şimdi senin anlattığın kadarıyla hiç canım cicim yapmıyor bu. Yani çok nadir yapıyor. O yaptığı anları ne zaman? Yaptığı anlar özel günlerde falan nadir. Veya ne bileyim hani sevindiği bir haber alır bir şey olur falan o durumlarda. Peki sizin Yani çok yatak odanızda probleminiz var mı? yatak odası problemi zaten benim için bayağı büyük bir problem. Ben eşimine de söylüyorum. Yani biz çok fazla birlikte olmuyoruz. Bizim ikimiz de aynı yaşız aslında. Hani genç olduğumuz için hani doktorlar bile diyor ya daha fazla olması gerekiyor. Yani ben de diyeyim 3-5 ayda falan anca hani birlikte oluyoruz. Eşin de 35 yaşında. Evet aynı yaşız. Peki bu konuyu, bu talebini, bu beklentini ilettiğinde ne diyor? Yine abartıyor musun diyor. Yo olsun böyle olsun ne olacak ki diyor. Herkes diyor illa her zaman yapıyor diyor biz de mi öyle olacağız diyor. Peki herkes Yani kendini camdan aşağısı o da mı atacakmış? kendine sürekli bir bahane buluyor yani. Anladım. Yoksa hani diyor mesela ne dedin de almadım diyor. Ne dedin de yapmadım diyor bazen. Hani isteklerimi alınca bir şey hani bir enerjisini alır bir şey istersin aniden alır falan. Zannediyor ki isteklerini yapınca her şey tamam diyorum. Sen zannediyorsun hani isteklerini yaptığında her şey tamam zannediyorsun ama ben senden onu beklemiyorum. Hani geçen gün hatta dediğim gibi hediye almış mesela. Hani Evet. görüşmedi falan. Dedim ki mesela ben senden önemli pahalı bir hediye beklemiyorum zaten dedim. Mesela benim doğum günüm değil mi dedim. Sen dedim bahçeden bir gül alsan bana versen sarılsan öpsen beni kutlasan tebrik etsen. Benim o daha çok hoşuma gider. Sen zannediyorsun dedim hani hediye alıp bir şey alınca bu iş tamam zannediyorsun dedim. Ben dedim duygusal istiyorum dedim. Kapat. Elif, çok samimi bir şey soracağım sana. Çok Tabii. samimi yani. Tabii. Bunu lütfen tüm iştenle zaten cevaplıyorsun. Bahçeden Hı. gülü topladı. Gülü Evet. aldı veya çiçeği aldı. Getirdi Aha. verdi. O sene memnun oldun. Ertesi sene bir papatya kopardı getirdi. Yani Evet. biz kadınlar da birbirimizi biliriz. Sanki bundan da şikayetçi Evet. olur muyuz? Değil mi? Sürekli olunca tabii ki. Tabii tabii doğru. Peki Hani ben sen onun demek doğum ist günlerinde neler yapıyorsun? ben onun doğum gününde mesela sürpriz yaparım ona. Her zaman yaparım. Bizim evlilik yıl dönümlerinde dahi yaparım sürpriz. Ne Hani haberi yaparsın olmadan mesela? En aniden. son ne yaptın? En son mesela onun doğum günü 15 Temmuz'du diyeyim yani kötü bir Evet. güne denk geliyor ama o gün mesela ben hani dedim yemeğe gidelim dedim. Yemeğe gidince ondan habersiz hani habersiz sürpriz bir şekilde pasta getirttirdim falan. O beklemediği için bayağı şaşırdı. Onun etkisi de mesela bir hafta kaldı. Onu da mesela bana bile yansıttı. Hatta dedim bak dedim nasıl hoşuna gitti değil mi dedim. İnsanın gönlünü alınması dedim. Çok güzel bir şey. Ben sana hediye alamamıştım ama dedim. Gönlünü aldım ya dedim değişik oluyor değil mi? Ben de böyle gönlümün alınmasını istiyorum senden dedim hatta. Peki Elif, acaba eşin kadın gönlü yapma konusunda tecrübesiz olabilir mi? Değil mi? Çünkü Evet o konuda anlatımından ben onu tecrübesiz ama çıkardım. Evet. seviyor sevgisinden bir şüphem yok. Seviyor hani dediğim gibi her dediğimi yapıyor ama o zannediyor ki bunları yapınca her şey tamam zannediyor. Ama Ama sevmek başka yaptı. şeydir, kadın gönlü yapmak başka bir Evet. şeydir. Evet, Peki. aynen. Kadın gönlünden anlamıyor. Söylüyorum, bunu da kabullenmiyor. Yok, onu ben kötü niyet görmüyorum burada ama şimdi sen telefonu kapattıktan sonra nasıl yaklaşman gerektiğini, ne yapman gerektiğini anlatacağım Hı. ama ciddi anlamda bu konuda bir Evet. tecrübesizlik görüyorum kendisinde. Çok, Aslında çok bu evet. durum bazen avantajdır, bazen de işte böyle dezavantaj olur. Neden Evet. avantaj, neden dezavantaj? Şimdi söyleyeceğim zaten.
Tekrar hayırlı yaşlar diliyorum sana. Öpüyorum Çok yanaklarından. teşekkür ediyorum. Şimdi Çok ben de teşekkür. sana cevabımı vereceğim. Evet, Rumuz Elif'i dinlediniz. Eşinden görmek istediği, özellikle özel günlerde görmek istediği ilgi konusunda sıkıntısı var. Sizler de lütfen yorumlarınızı yaparken kişilik haklarını zedelemeden, saldırmadan, eleştirmeden ben bu kişinin yerinde olsam ne yapardım diye düşünerek yaparsanız faydanız olur. Aksi takdirde hiçbir faydanız olmuyor. Sadece kendi kendinize zarar veriyorsunuz bir anlamda. Rumuz Elif'e şunu söylemek istiyorum. Biraz evvel dedim ya, kadın gönlünü yapmayı bilmek bazen avantaj, bazen de dezavantajdır. Neden avantajdır? İşte senin gönlünü hoş edecek şekilde yaklaşır, davranışları sergiler. Ama bunun içinde erkeğin senden önce başka kadınlarla da başka karşı cinsle de bu konuda tecrübelenmiş olması veya kendi ailesinde babasının annesine bu şekilde yaklaşımı konusunda görmüş, deneyimli olmuş olması gerekir. Bu konuda deneyimli olan erkekler aslında karılarını, eşlerini mutlu etmek konusunda avantajlı oluyorlar. Dezavantajı ise şu, genelde erkek ailesinde bunu görüp de uygulamıyorsa veya evliliğinden önce karşı cinsle yakınlaşmalarında bunu bilmiş ve uygulamıyorsa bu da evliliğe dezavantaj olarak yansımaktadır. Çünkü bazen maalesef insanlar evliliği karnım ne kadar doydu, ne kadar kıyafet aldım, istediği eşyayı ne kadar karşıladım şeklinde görüyorlar. Hayır, evlilik öyle bir kurum değildir. Evlilikte manevi açlık, fiziksel açlığın yanında paralel olarak doyurulmadığı takdirde ciddi anlamda beklenti açlığına sebep olur. Bu beklentileri bulunamadığı zaman da çeşitli arayışlara girmeye neden olabilir. Veya evlilikle ilgili monotonlaşmaya rastlayabilirsiniz. O yüzden Rumuz Elif'e önerim şu. Lütfen eşine senden şunu bekliyorum, bunu bekliyorum değil. Bir evlilik kurumundan sen ne anlıyorsan bunu somut örneklerle, yani ilgi dediğin zaman soyut bir kavram ve her kadının beklediği ilgi farklıdır. Bunu somut örneklerle eşine anlatmaya çalışman gerekiyor. Sadece yatak odası dışında da sarılmanın şart olduğu, tensel temas kimi kadın tarafından en büyük iletişim aracıdır. Bazen o kadına hiç dokunmasan da sadece sarılsan bile yeter. Sen de bu konuda kendi ihtiyaçlarını öğrenip onun da ihtiyaçlarının ne olduğunu araştırıp sorup karşıladığın takdirde zannediyorum ki bir süre sonra biraz daha işler yoluna girecek ama kadın gönlü yapmak konusundaki tecrübe için ciddi anlamda da eğitim, görgü ve o çevrenin içinde bulunmanın şart olduğunu da senin kulağına küpe etmek istiyorum. Evet, bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.